Merhabalar. 2018 Mayıs ayının sonlarına doğru 3 tane hastamızla beraberiz. 3 hastamızın da ortak bir özelliği var. Hepsi 20'li yaşlarında. Bengisu 24 yaşında, Şahin 26 yaşında, Abdullah da 20,5 yaşında, henüz 21 olmuş değil. Gene 3 hastamızın da özelliği çok kısa süre içinde tüp mide ameliyatı olmuş olmaları. Birisi ameliyat olalı daha henüz 24 saat olmadı. Birisi ameliyat olalı, yani Şahin aşağı yukarı 20 saat evvel ameliyattan çıktı. Hanımefendi Bengüsü'nün ikinci günü. Abdullah'ın ise bugün üçüncü günü ve taburcu olacak. Şimdi taburcu olan vücut kitle indeksinden kısaca bahsedeyim. Vücut kitle indeksi de bu grubun Bengisu süper obez kategorisinde, yani vücut kitle indeksi 50'den fazla. Abdullah ve Şahin ise 44-45 civarı. Gerçi Abdullah 47 ama vücut kitle indekslerine sahip 3 tane gencecik arkadaşımız. Bu çekimleri yapma nedenimiz hem ameliyat sonrası erken dönemde ne gibi şeyler hastaları bekliyor, ameliyat olduktan bir gün sonra, 2 gün sonra nasıl bir hal ve tavırda oluyorlar, onu bir ortaya koymak. Bir de bu ameliyatı düşünenlere de, tabii özellikle genç yaşta düşünenlere de bilgi verme, onlara moral olma bağlamında bu çekimi yapmaya izin verdikleri için kendilerine teşekkür ediyor. Öte yandan bir hastamız daha var şu anda ekrana girmek istemeyen, çünkü herkes de ameliyat olduğunu çok rahat açıklamak zorunda değil. O da karşımda oturuyor. Aslında ameliyat sonrası ilk bir günü, birinci günde olan 4 hastamız var şu anda yanımızda. Bir onlara kısa bir taburculuk konuşması yapmak istiyorum. Bir de kendilerinden bu süreçle ilgili ne hissettiler? Beklediklerinden daha mı zor, yoksa bekledikleri gibi bir süreç miydi? Bizim onlara eksik anlattığımız bir şey var mıydı? Onların bizim daha iyi, bizi düzeltici bazı önerileri olur mu, yoksa neler düşünüyorlar? Onları da kısaca soracağız. Bir kere şimdi arkadaşlar, sen bugün eve gidiyorsun. Bugün senin üçüncü günün, yani ameliyattan sonra üçüncü günündesin. Şimdi eve gittikten sonra bir kere bir hafta daha bir iğne yapacaksın. Ya da annen yapacak. O niçin o iğne biliyorsun değil mi? Evet. Ne amaçlı o iğne? O hani kan sulandırıyor değil mi? Sağlamak için. Evet, ona 7 gün sonra onu keseceksin. Bu çorapları bugün çıkarabilirsin. Ondan sonra evde her gün en az bir 1,5 litre, 1 litre bir su içmen lazım. Ve bir de ilk 3-4 ay, kimi 3. ayda bırakıyor, kimi 4. ayda bırakıyor. Ne kadar geç bıraksan iyi, bir protein desteği alman lazım. Çünkü ameliyattan sonra ilk dönemde temel kalori kaybının yağ dokusundan olmasını istiyoruz. Protein molekülü kaybını engelleyebilmek amacıyla sporcuların kullandığı o protein solüsyonlarından yararlanıyoruz 3-4 ay. Ve hepiniz ömür boyu bir hap kullanacaksınız. Ne hap o? Vitamin. Ömür boyu, yani tüp mide ameliyatı olan insanlar ömür boyunca bir multivitamin kullanmak durumundalar. Bir hafta boyunca iğne yapmak durumundalar. Bir de şimdi sen eve gidince bir hafta 10 gün boyunca sabah akşam ateşini ölçmen lazım. 38'in üstünde ateşin olursa, ya da şu ana kadar bilmediğin, duymadığın yeni başlayan bir karın ağrın olursa, gece saat 5 bile olsa, 3 bile olsa bizi hemen aramanız lazım. Bunlara alarm bulguları diyoruz. Onun dışında yine eve gittiğinizde hem o solunum jimnastiği toplarını muntazam çalışmanız gerekecek, yürüyüşler yapmanız gerekecek. Belki 15-20 gün sonra yüzmelere başlayabilirsiniz. Daha sonra belki ev bisikleti çalışabilirsiniz. 40-45 gün sonra ufak halterlerle, 1-2 kiloluk halterlerle çalışmanızı istiyoruz. Ama kardiyo tipi egzersizler, çünkü sizler daha 20 yaşlarında olduğunuz için basketbol oynayacaksınız, belki her istediğinizi yapabilecek duruma geleceksiniz, ama kardiyo tipi sporlara bir 5-6 ay sonra başlamanızı istiyoruz. Fakat daha ufak sporlara bizim de denetimimizde hemen başlayacaksınız. Şimdi Bengüsü'ye soralım. Bengüsü, senin bugün, şunu da senin yanına koyayım, ses alıyor aynı zamanda. Nasıl bir süreçti senin için? Bugün senin ikinci günün. Evet, ikinci günüm. Tahmin ettiğin gibi mi? Daha mı kolay? Bir sürpriz oldu mu? Ya pek bir sürpriz olmadı. Ben sizin böyle bütün çekimlerinizi izlediğim için herkes anlattığı gibiydi, yani gayet Evet. iyiydi. Hatta ilk gün falan
daha yani dün çok daha iyiydim böyle odamda çalıştım falan filan. Bugün sadece birazcık gaz ağrım var. Evet, yürümen lazım daha hemen, çok. Onun dışında bir sorunum yok, gayet işlerime de baktım. İyi, İyiyim süper. Yani. Peki sen nasılsın? Senin bugün daha 20 saat olmadı yani. Benim de biraz ufak tefek ağrılarım var. Onlar pek azdan olacak galiba işte. Yürüdükçe zaman. Sabahtan beri birazcık yudumlamaya başladın. Evet evet. Peki şey konusunda ne dersiniz? Hani açlık hissediyor musunuz? Yok hayır, ben hissediyorum. Yani böyle bir aman bir şey olsun da iyi hissi yok değil mi? Yok yok. O çok enteresan oldu çünkü biz hastalara ne kadar söylesek bile anlatmamız kolay değil. Evet, inanması zor oluyor ama bu ameliyatın işte o kelepçe ameliyatından falan en önemli farkı o. Yani az yiyip doymayı, öğünler arası acıkmamayı sağlıyor. Ve insülin direncini de kilo kaybı gerçekleşmeden kırabilen bir hormonal altyapı oluşturduğu için hakikaten mucizevi bir ameliyat bu sleeve gastrectomy. Senin nasıl iştah durumun? Şimdi şöyle güzel bir döner olsa da yer misin? Ben yerim mesela. Doğru söyle. Ben almam. Almam diyor. Çünkü yiyeyim. Alamazsın. İyi iyi süper. Var mı söylemek istediğin bir şey senin canım? Sen anlatmak ister misin kendine göre bu süreci en genç hastamız olarak? Ben daha basit olur diye düşündüm. Çünkü daha hiç hastanelik olmadım. Ameliyat nasıl geçer bilmedim. Bu hayatında ilk hastaneye evet. Geçin. Ha, birazcık sana komplike mi geldi? O yüzden az böyle ağrılarım oldu. Yani ben ağrı olacağını düşündüm çünkü ameliyat oldum ya. Peki ne gün geçti ağrıların? Yani şimdi bugün üçüncü gün. Dün orta yani öğlenler arası geçti böyle. İkinci gün çok rahatladım. İkinci gün bitişine doğru çok rahatladım. İlk gün turşu gibi. Evet. O zaten üçüncü günde şey. Şimdi hiç ameliyat olmamış gibi midemde hiçbir his yok. İyi, süper, süper. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu çekimlere izin verdiğiniz için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Tamam.